Alo. Aylin'cim merhaba. Serra ben Selin'le ulaşamıyorum da hiç oraya geldi mi acaba, bilgin var mı? Sizin haberiniz yok mu Serra Hanım? Neyden tam olarak? Selin Hanım Tolga Bey'i vurdu. Ne? Selin ne dedi? Ne ifade verdi? İfadesini alamadık Oltan Bey. Tek kelime söylemedi. Neden vurduğunu da mı söylemedi? Hiçbir şey söylemedi. Sadece ağladı. Avukat istedi mi? Konuşmadı ki. Varo'dan isteyeceğiz. Anahtarı bana ver. Arabayı ben alıyorum. Sen Serra'yı bul. Tamam. Biberdeki odama getir. Başında bekle. Bir yere ayrılmasın. Serra'yı mı? Evet. Serra'yı. Onunla görecek bir hesabım var. Kurtunu koparacağım senin Serra. Yaşadığına pişman edeceğim. Gittim ben, Allah öldürecekler mi ya? Aptal kafam, aptal kafam. Sen neden salak Selin'e söylüyorsun ki? Sen neden salak Selin'e söylüyorsun? Ya Allah kahretsin. Para, para, para. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Taksi!
oldu Hamza? Evde yok Oltan Bey. Nasıl yok? Kasa açık, içi boş. Sim kartı da kırıp tuvalete atmış. Kaçmış bence. Kaçmış ha? Öyle görünüyor. Kaçar tabii. Başına gelecekleri biliyor. Abla bırakma kendini, tamam mı? Abla! Abla ne olur bırakma kendini, abla! Yanındayım ben, tamam mı? Bak bırakma kendini, ne olur bırakma kendini. Sizi burada bekleyin. Abla iyi olacaksın! Geçmiş olsun. Trafik kazası. Değil. Ayrılmak istediğim erkek arkadaşım dövdü ablamı. Erkek arkadaşın? Neden? Ablam beni kurtarmak için uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Kurtulduk, bir daha bize bir şey yapamaz sandık. Bir anda arkadaşıyla apartmanın önünde yolumuzu kesti. Ablamı bu hale getirdiler. Ben ablamsız yaşayamam. Annem de yaşayamaz. Oh, ne yapacağım? Abi siz kimsiniz? Şşş. İsmail abinin adamları mısınız abi? Abi bak yeminle biz İsmail kes lan kes! Kafa yaptın lan gece gece. İsmail İsmail değil. Oltan Bey çağırttı ikinizi. Oltan Kaşifoğlu. Anladınız mı lan? Oltan Kaşifoğlu. Tanıyor musun lan sen? Yok. Oltan Bey sizsiniz herhalde. Bizi çağırtmışsınız abi. Ha, benim. Çağırttım. Size yardımcı olabileceğimiz bir mevzu mu var abi? Var. Bir mevzu var da... siz yardımcı olamazsınız. Size yardımcı olunması gerekiyor. Anladım abi. Ha. Kadına mı gücünüz yetiyorsa lan? Yok abi, estağfurullah. Ha? Yok abi, ne kız? Abi. Erkeklik mi lan bu? Ha? Sana! Seni istemeyen katili! Kar, bırak bak! Ne demek lan? Ha? Dayaktan mı anlıyorsun sen oğlum? Ha? Tamam, dayakta anlatırız. Beni işitle. Bana bak. Bir şey. Ah senle. Ablasını rahatsız etmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Onlardan uzak duracaksın. Hayatlarından yok olacaksın. İkisinin de numarasını telefonumdan. Adlarını hafızandan sileceksin. Tamam. O iki pırlantaya bir şey yaptığını duyarsam seni öldürmem oğlum. Seni öldürmem. Sakat bırakırım. Hayat boyu tekerlekli iskemlede yaşarsın. Torbaya işersin oğlum. Torbaya. Anladın mı? Anladım abi.
Oo, Serra Hanım. Hayırdır? Aa, aşk olsun ya, sen böyle mi karşılıyorsun artık beni? Şaşırdım. Hiç şaşırma canım, bir hoş geldinini alırım çünkü. Birkaç gün sendeyim. Hoş geldin, gel geç. Selin'le atıştık da. Ben de aldım valizimi çıktım sana geldim dedim. Yani seninle uğraşamayacağım. İyi, tabii buraya geleceksin. Nereye gideceksin başka? Burası senin bilmediğin yer mi? İyi, bana gelmeseydin ben sana çok kızardım. Alper, yeniden başlayalım diye gelmedim. Misafir olarak geldim. İnsan gelen misafirini öpmez mi? Öper yanağından, öp. Tamam. Yeni sevgilin kızmasın. Yeni mi? Eski de o ya. Biz ayrıldık. Maşallah ya. Sana da sevgili dayanmıyor. Kimse senin yerini dolduramıyor demek ki. Ben ne yapayım? Canım, tamam. Hı. Çık. Geç. Bugün burada yaşananlardan kimsenin haberi olmayacak. Tek kelime etmeyeceksiniz. Aranızda bile konuşmayacaksınız. Hele basına bir kelime edeni duyarsam hayatını kaydırırım. Benim söylediğimi nereden bilecek demeyin. Sakın böyle düşünmeyin. Bulurum, mahvederim. Sadece onu mahvetmekte kalmam. Hepinizi kapının önüne koyarım. Oldan Kaşifoğlu'nun ailesinde yaşananlar basına malzeme olmayacak. Ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Oltan Bey. Durumu nasıl? Ünlü iş adamı Oltan Kaşifoğlu'nun oğlu Tolga Kaşifoğlu dün öğlen saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından vuruldu. Ne bu şimdi? Kimden çıktı bu haber? Muhtemelen hastaneden öğrendiler Oltan Bey. Ama siz endişe etmeyin. En azından Selin Hanım'ın adını kimse zikretmemiş. Bu ilk ve son olsun Önder. Tamam? Bundan sonra tek bir haber çıkmayacak. Bunu da ben kaldırdım. Bana güvenebilirsiniz. Büroyu arayıp hemen kaldırtıyorum. Selin Hanım'ı bu arada tutukladılar. Herhangi bir avukatı olmadığı için barodan avukat istemişler. Sultan Bey, geliniz sonuçta. Belki bir avukata... Hayır. Bundan sonra Selin'de şu kadar merhamet göstermeyecek. Tamam. Hamza. Buyurun Oltan Bey. Serra'yı buldunuz mu? Arkadaşlarını tek tek soruşturuyoruz Oltan Bey. Henüz biz bulamadık. Bulun Hamza. Serra'yı bir an önce bulun bana. Tamamdır. Seni yaşatmayacağım Serra. Yemin ederim seni yok edeceğim. Ne diyeceğini nereden bileyim Nevzat? Ha? Oltan Kaşifoğlu'na ulaşamıyorum de, işi bıraktı de, iflas etti de, çalışmıyor de, ne dersen de. Çalışmayacaklarsa çalışmasınlar bizimle. Benim canım burnumda. Oğlum canıyla uğraşıyorum. Üç kuruş daha koparma peşinde şerefsizler. Yeni duydum olanları. Çok üzgünüm. Ne diyor doktorlar? Ne zaman çıkacakmış Tolga? Serra nerede? Ne? Serra nerede diyorum İpek? Bilmiyorum Oltan. Görmüyorum ne zamandır. Bilmiyorsun yani. Bilmiyorum. Bilsem biliyorum derim. Sen niye Serra'yı soruyorsun ki? Tolga'yı Serra mı vurdu? Sana ne? Ha? Kim vurduysa vurdu. Sana ne? Sen şimdi Serra'nın nerede olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilsem senden saklar mıyım? İyi. Çek git o zaman. Oltan ne olur yapma böyle. Kızım ben sana bir daha karşıma çıkma demedim. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Sensiz yaşayamıyorum. Ne olur bize bir şans daha ver. Bana bak. Bir daha seni gözüm görmeyecek. Zaten canım burnumda. Patlayacak yer arıyorum. Sana patlarım. Hem de öyle bir patlarım ki doğduğuna pişman ederim seni. Defol git buradan. Senin için her şeyi yaparım. Her şeyi. Sen ne yaparsan yap. Ne söylersen söyle sana olan aşkım hiç bitmeyecek. Göreceksin bunu.
Azran, sana bomba gibi bir haberim var. Heh. Tolga'yı kim vurmuş biliyor musun? Kim? Serra. Tolga'yı Serra vurmuş. Tamam. Azran, sen iyi misin? Tolga'yı Serra vurmuş diyorum, sen bana tamam diyorsun. Oltan yana yakıla her yerde Serra'yı arıyor. Peki, benim kapatmam lazım, tamam mı? Görüşürüz. Allah Allah. Evet, seni dinliyorum. Serra nerede? Bilmiyorum. Gerçekten. Ben de defalarca telefonunu aradım ama telefonu kapalı. Yani ulaşamadım. Nerede olabilir peki? Eşi, dostu, arkadaşları? Yani bizden başka, yani ben İpek'ten başka arkadaşını bilmiyorum ben. Hiç tanımıyorum gerçekten. Erkek arkadaşı, sevgilisi, eski sevgilisi, şuyu buyu, hiçbirim yok. Yani varsa da ben bilmiyorum. Gerçekten yemin ederim. Hiç öyle birilerinden bahsetmedi bana. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Bol sütlü, şekersiz. Teşekkür ederim, mersi. Anladılar mı kızın katil olduğunu? Yok, daha şu kadın biraz şüpheleniyor sadece ama daha belli olmadı. Sen eskiden korkardın böyle korku filmlerinden falan. Hı? Ne kadar aptalmışım değil mi? Özlemişim ama. Yani senle bir şeyler izlemeyi. Ama ben de özlemişim ya. Ay ben ne kadar eğleniyorduk hatırlıyor musun? Hmm. Ama yine eğleniriz. Yani sen de istiyorsan. Saçmalama, git şuradan. Kızım niye saçma olsun? Sen buradasın, ben buradayım. Baş başayız. Sen de istiyorsun. İstemiyorum Alper, istemiyorum. Ya Serra, naz yapma tamam işte eski günlerdeki gibi. Alper istemiyorum hem... Hem zaten ne? Ne zaten? Bak bahane bile bulamıyorsun ama. Bahane bile bulamıyorsun. Ya Alper istesem de olmaz. Niye? Hamileyim ben. Nasıl ya? Sen hamile misin? Bayağı hamilesin. Bayağı hamileyim. Alper şakadan hamile olacak halim yok herhalde. Emin misin? Eminim. Babası kim? O şimdilik sır. Nerede peki? O da mı sır? Yani bir yerlerde beni arıyordur muhtemelen, peşimdedir. Kızım, sevgilin değil mi bu adam senin? Niye peşinde olsun? Uf, Alper, bak biraz karışık. Tamam bak, ben sana kısaca şöyle anlatayım. Ben hamileyim ve bu çocuğu doğurmak istiyorum. Ama babası çocuğu istemediği için beni kürtaja zorluyor ve ben de kürtaj yaptırmak istemediğim için saklanıyorum, tamam mı? Sen ondan benim yanıma geldin. Kimse seni burada bulamaz diye. Bravo. Anladın sonunda. Kızım aldırsana çocuğu o zaman. Bak babası da istemiyormuş. Ne yapacaksın tek başına çocuğu doğurup? Alper ya. Bak biz çıkarken sen zeki bir adamdın ha. Artık değilsin herhalde. Anlamıyor musun oğlum? Bebeğin babası ultra zengin. Ultra ultra. Yani kafandaki bütün zenginleri hayal et ve sil. O kadar zengin. Doğururum çocuğu, mirasa çatır çatır ortak olurum diyorsun. Aynen öyle. Bu çocuk bir doğsun da bu memleketin en zengin kadınlarından birisi olacağım. Görürsün. Vallahi helal olsun. Bir bebek eşittir koca servet değil mi? Aynen öyle. Akıllı kadının hali bir başka oluyor Alper'cim. Görüyorsun. Öyle. Akıllı kadının arkadaşı kontenjanından bize de bir şeyler düşer herhalde. Ne düşecekmiş sana? Kızım sen burada saklanmıyor musun? Yardım ve yataklık yapmıyor muyum sana? Bu durumda bizi de görürsün diyorum işte. Görürüm. Alper'cim görürüm. Hatta ben seni biraz göreyim de sen bir rahatla. Bir aylık kiran benden olsun. Niye çağırdın adı bizi buraya? Umarım
Acaba neyden bahsedecek? Yani olay neymiş açıklayacağı çok önemli şey. Çok merak ettim. Tolga Kaşifoğlu'nun bulunmasıyla alakalı olabilir. Olabilir. Ne kadardır bekliyoruz ya. Bekliyoruz, ne zaman gelecek acaba? Ya sıkıldım ben de artık. İnşallah iyi bir haber de. Bu kadar bekletme. İnşallah. Hah geliyor geliyor. Hadi geldi. Bakayım. Geldi. Evet geldi. Şükür. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Geç kaldım biraz, kusura bakmayın. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aranızda beni tanıyanlar vardır zaten. Ama tanımayanlar için de kısa bir kendimi tanıtayım. Serra Atamanoğlu ben. Tolga Kaşifoğlu'nun karısı, Selin Kaşifoğlu'nun kardeşiyim. Şimdi diyorsunuz ki Serra, bizi buraya bunun için mi çağırdın? Sizi daha fazla bekletmeyeceğim ben. Konuya giriyorum. Saatlerce bekledik. Evet, beklediniz. Çok önemli demiştin. Evet, çok önemli. Hamileyim. Bebeğimin babası da Tolga Kaşifoğlu. Ne? Ne? Tolga Kaşifoğlu'ndan mı hamile? Yok artık. Eniştesi değil mi? Eniştesi evet. Mi beraber? Yok artık. Eniştesi. Eniştesine. Evet, eniştesine hamile. Eniştesinden hamileymiş.